Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde hasta olan yaprakları sararmaya başlayan ve kökleri çürümeye başlayan bir orkideyi nasıl bu şekilde canlı ve bol çiçekli hale getirebiliriz? Tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Elimde gördüğünüz orkidenin yaprakları sararmaya başladı ve gelişimi durdu. Bu orkidemin toprağını kontrol etmek istiyorum. Hemen ilk olarak Orkide saksısını ters çevirip köklerine zarar vermeden içerisindeki toprağı boşaltacağım. Saksıyı çıkardım ve gördüğünüz üzere ciddi anlamda orkidenin köklerinde ve toprağında çürümeler ve bakteri oluşumu var. Şöyle içerisinde canlı yeşil kökler de var. Fakat çoğunluk olarak baktığımız zaman köklerin etrafını saran bir tabaka var. Ve üzerinde ciddi anlamda bakın küçük bitler var ve bu bit bir tabaka oluşturmuş ve orkidenin gelişimini durdurmuş. Böyle bir durumda yapmamız gereken orkidemizi bu etrafındaki topraktan iyice arındırıp yıkamak. Bakın görüyorsunuz kökleri ve toprak tamamen çürümüş. Zaten elimle tuttuğum gibi bütün kökler gördüğünüz üzere geliyor. Orkidenin kökleri çürüdüğü için... Alt yaprakları da gördüğünüz üzere sararmış sadece alt yaprakları değil bakın yaprak arasında da sararan yapraklar var ve bu giderek belki de mantara doğru ilerleyecekti. Fakat şimdi hem sararan yapraklardan orkidemizi şu şekilde ortadan ikiye ayırarak kurtaracağız ve bu orkidemi güzel bir şekilde yıkayacağım ben. Evet orkide köklerini güzelce yıkadım ve şimdi yakından daha net görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere kökler e, sararmış ama ben bu kökleri kesmeyeceğim. Çünkü içleri dolu boş değil. E, kesinlikle direkt kesmeyin kökleri. Sadece bu kökleri dezenfekte etmemiz gerekiyor. Ben oksijenli su ile orkidenin bütün köklerine bakın sıkıyorum. Sizler de orkidenizi yeni bir toprağa ekmeden önce mutlaka dezenfekte edin. Bu bir oksijenli su olabilir ya da Arap sabunlu su ile de olabilir. İkinci aşama olarak orkidenin yapraklarını da dezenfekte etmek gerekiyor. Bunun için ben limonlu su kullandım. Sizler de limonlu su kullanarak özellikle orkidelerinizin yapraklarında oluşabilen herhangi bir hastalık ya da bitlerden kurtulmak için bu şekilde iyice hem ön taraflarına hem de arka taraflarına silerek dezenfekte etmeyi unutmayın. Evet şimdi orkidemin Dezenfekte işlemini tamamladım ve özellikle dal kısmını bakın kontrol ediyorum. Henüz bir kuruma yok, buradan yine çiçek dalı çıkabilir. 3. aşama olarak orkidenin özellikle gövde kısmındaki siyahlaşan ve mantara sebep olabilecek gövde kısmındaki siyah yerlerine toz tarçın döküyorum. Toz tarçının dezenfekte etme özelliği var biliyorsunuz mikropları öldürüyor ve eğer bu bölgede bir enfeksiyon oluşmuşsa, bu bölgedeki enfeksiyonun kurumasına yardımcı oluyor. Sizler de mutlaka bu tarz uygulamaları yapın. Fakat kesinlikle tüm köklerini dökmüyoruz. Sadece siyah olan yerleri döktüm. Orkidem için bu şekilde bir saksı tercih ettim ben. Büyüklüğü bu şekilde. Ve ilk olarak bakın kil bilyesi kullanıyorum. Kil bilyesi drenaj oluşturması için sadece alt tabakaya koyacağım. Ve bu şekilde bir toprağım var. Bu toprak Çam kabuğundan ve perlitten oluşan bir toprak, hazır bir toprak. Ee, özellikle bu tarz topraklar orkideler için önemli. Orkidelerinizi ister çam kabuğuna, isterseniz de Hindistan cevizi kabuğuna ekebilirsiniz. Ben her ikisini de göstermek için bugün bu toprağı seçtim. Evet, dranış oluşturması için kil bilyesini koymuştuk ve şimdi orkidemi içerisine yerleştireceğim. Orkidemi içerisine yerleştirirken gelişimini desteklemek için yosun kullanacağım. Ben yosunu genel olarak bütün ekimlerde kullanıyorum. Çünkü yosun özellikle nem tutma kapasitesi yüksek olduğu için orkidenin saksısının içinde bol bol nem sağlayarak köklerin yeniden aktif hale gelmesini, yeni kökler çıkarmasını ve böylelikle orkidenin gelişip çiçek dalı çıkarmasını destekliyor. Sizlere de tavsiye ederim. Evet orkidemin artık saksısına diktim ve şimdi orkidemi su vereceğim ilk olarak. Orkide toprağının iyice ıslanması için ilk suyu verdiğimiz için bu şekilde döküyorum. Bütün köklerin ıslanmasına yardımcı olacağız. Evet orkidemi suyunu verdim. Bakın görüyorsunuz özellikle kök kısımlarını kenara getirdim. Çünkü sulama zamanını her zaman köklere bakarak yapıyoruz. Evet şimdi Orkidemin gelişim aşamalarını sizlerle ilerleyen zamanda tekrardan paylaşacağım. Evet aradan aylar geçti ve orkidemin tüm aşamalarını sizlerle paylaştım. Bu aşamada orkideme nelere dikkat ettim? Bunları anlatmadan önce eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Orkidem gördüğünüz üzere bol bol çiçek açtım. Orkidemin aşamalarını sizlerle paylaştım. Çok uzun olmaması için kısaltarak paylaşmaya çalıştım. Orkidemde bu aşamada neleri dikkat ettiğimden de bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz üzere 3 tane çiçek dalı çıkardı. Bir tanesi zaten var olan bir çiçek dalıydı ve boğumdan çıkardı. Diğer ikisi de yeni çiçek dalı ve yeni yapraklar bol bol yeni kökler çıkardı. Orkideyi diktikten sonra özellikle bol ışık alan ve yakıcı olmayan geçici süreliğini sabah ışığı alan bir pencere kenarına koydum ve bu orkidenizin özellikle bol bol çiçeklenmesi için geçici olarak sabah ya da ikindi güneşini alırsa orkideleriniz daha da fazla çiçeklenecektir. Bu bir pif nokta. İkinci önemli pif nokta ise orkideleri düzenli olarak besin verdim. 20 günde bir muz kabuğu suyu ya da yumurta kabuğu suyu ya da pirinç suyu ya da diğer besinlerden dönüşümlü olarak sırasıyla verdim ve bunlar orkidemizin gelişimini hızlandırdı ve gördüğünüz üzere Doğru bir toprak seçimi ve dikkatli bir bakım ile orkideler bu şekilde bol bol yeni çiçekler açıp ve bol bol yeni kökler çıkarabiliyor. Sağlıklı orkideler elde edebiliyoruz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlarda da sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıkla kalın